Herkese bayramın 3. gününden merhabalar, selamlar, sevgiler, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, çok şükür Allah'a. Böyle bugün güzel bir esinti var, perdeler durmuyor yerinde. Şöyle kamerayı şöyle mi yapsam, nasıl yapsam bilemedim. Açı ayarlamak da o kadar zor ki var ya. Bir buradan ışık duruyor. Bakın mesela buranın ben kapısını açık unutmuşum. Şöyle kapatayım. Kilerin kapısını açık unutmuşum. Kilerin penceresinden de ışık vuruyor. Görüntü çok bozuluyor o zaman. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bizler iyiyiz çok şükür Allah'a. Şu an akşam saati, ben vlog başlatıyorum. 2 gündür video çekmiyorum. Bir yani bazen de şöyle oluyor. Başlatıyorum videoyu, devamı gelmiyor. Başlıyorum, devamı gelmiyor. Malum bayram öncesi bir hafta boyunca bayram temizliği bilmem ne derken. Şimdi böyle bayram temizliği deyince insanın aklına da sanki bayrama kadar hiç temizlik yapmıyoruz da bayram gelince temizlik yapıyormuşuz gibi geliyor. Ha, bayram temizliği denince dip köşe bucak temizlik yapılmış oluyor. Ben bu arada sizlerle sohbetime şöyle ocağın başında devam edeyim. Çünkü ben şu an akşam saati videoyu başlattım. Yemek yapıyorum. Bir yandan da yemeğimi karıştırayım. Bayramda ne yapılır biliyorsunuz? Kavurma. Biz bayramın birinci günü annemlerdeydik. Önce kayınvalideme gittik. Biraz orada oturduk. Oradan annemlere geçtik. Annemlerdeydik. İşte Ukrayna'daki kardeşim gelmişti. Birinci günü onun kurbanı kesilmişti. Onun etiyle uğraştık falan. Eve geldik akşam. Abimler tekrar bizi eve getirdiler. İkinci günü de bizim kurbanımız kesildi. Öğleden sonra biz kurban etiyle uğraşmaya başladık. İşte dağıtmalıktı, koymalıktı, kıymalıktı, kavurmalıktı. Kesemeyenlere ayıracağımız paylar falan, bunları ayarladık. Yani akşam biz belli bir saate kadar bayağı bir bu işlerle uğraştık. Daha önceki videomda da bahsetmiştim galiba ben. Biz danaya girdik. Danaya girince de iş daha bir çok oluyor sanki. Bugün üçüncü günü, yani diyeceğim şu, 2-3 gündür yorgunluktan video çekemiyorum. Habire bir koşuşturmadan, habire iş yapmaktan falan. Zaten dediğim gibi işte bayram öncesi temizlikti bilmem neydi falan, onun yorgunluğunu atamamışken biliyorsunuz bayram kurban bayramının telaşı nedir? Kurban hediyeyle uğraşmaktır. Bunlar tabii ki çok şükür Rabbime olması gereken şeyler ve Allah'ım nasip ediyor. Her sene kesiyoruz. Rabbim herkesin evinde kurbanlar kesilmesini nasip etsin inşallah. Herkese ya Rabbim nasip etsin. Kimsenin eline baktırmasın. Kimseyi kimseye baktırmasın ya Rabbim. Öyle iki gündür o, yani bu telaşımdan dolayı, bu koşuşturmamdan dolayı iki gündür video çekmiyordum. Şu an ben bir tane video yükledim. Bu bayramdan önce çektiğim bir videoydu. Yorgunluktan onu bile artık, yani telefonu elime alıp yüklemeyle, düzen yapmayla, et kokusuna gelenler. Çok seviyorum bu eti. Ondan sonra yani düzenlemeydi, şeydi, yüklemeydi, bilmem ne, bunlar kolaj yapımıydı. Bunlarla bile uğraşmaya zamanım olmadığı için yani bayramdan önce çektiğim videoyu bile yükleyemedim. Daha yeni yükledim. Kaldır annem onu, sabahtan beri oynuyorsun elinde onunla. Sonra işte bugün dedim yeni bir video başlatayım. Bayramın birinci günü. Evin içinde şemsiyeyle geziyoruz. Hey Allah'ım ya, akıl ver ya Rabbim. Hadi sen içeri geç, ben masayı hazırlayacağım, yemek hazırlayacağım. Hadi kuzum. 5 dakikaya kadar yemek hazır. Şimdi ben et haşladım. Birinci günü zaten annemlerde yemiştik. Kebap falan yapmıştık. İkinci günde dün bizim kurban etimiz gelince yaptık. Kıyma kavurması falan yaptık. Bugün de sordum çocuklara ne istiyorsunuz, ne yapayım. Et kavurması yap anne dedi. Alper pek et kavurmasını o pek fazla sevmez. Kıyma kavurması olsaydı. Dün yedik kıyma kavurmasını. Neyse dedim, hadi et kavurması yaptım. Benim hiç et yesim yok. 2-3 gündür böyle etle uğraşıp, hem etle uğraşıp hem de yediğim zaman sanki böyle artık iştahım kapanıyor. Ben vallahi makarna haşladım. Yoğurtlu makarna yiyeceğim. Bir yandan çayımı da demledim. Şimdi masamı da hazırlayacağım. Şöyle. Azıcık altını geri açayım. Haşlandı zaten kuşbaşı etim. Ha bir de size şunu göstereyim. Ali biraz önce aşağıdaki bizim çiçekler, biberler falan var. Onları sulamaya indi. Küçükleri de yanına aldı. Şöyle bir de yol boyu yapıp geldi. Bizim
küçük biberlerimizden, ektiğim biberlerden aşağıdaki apartmanın önüne ektim ya, böyle yoğurt kutularına, bitmiş yoğurt kutularına ekiyorum sürekli. Bakınız biberlerim, hasatımızı yiyoruz yani. Böyle oluyor, 3-4 tane 3-4 tane koparıyoruz. Ama inşallah seni bu sene böyle 3 tane mi 4 tane mi ne ekmiştim biber. Seneye daha çok ekeceğim inşallah. Domatesmiş, aşağıya böyle bayağı bir bahçe yapacağım inşallah. Domatesli, biberli her şeyi ekmeyi düşünüyorum. Çünkü şey oluyor hani, benim sulayamam. Ben günlük çocuklara sulatıyorum ama bazen annemlere falan gidiyoruz, kalıyoruz ya orada 3-4 gün kalınca. Sağ olsun komşularım sürüyorlar. Allah razı olsun. Ben onlara da demiştim zaten, biber falan olduğu zaman canınız istediğinde koparın yiyin. Hiç sormanıza bile gerek yok demiştim. Sağ olsunlar sulamayı yapıyorlar ben sulayamadığım zamanlarda. Şimdi ben etimin şeyini, baharatını, tuzunu falan böyle bir koyayım, bir güzel harmanlayayım. Bu biberlerimi de şöyle kenara yıkayıp kaldırayım. Şimdi yeriz bunu. Haşlarken tuz atmamıştım. Ali haşlarken tuz atma diyor. Şey olur diyor. Haşlan, et sertleşir, haşlanmaz diyor. O yüzden ben de atmıyorum. Olarak toz biber de atayım. Fazla yapmadım kavurmayı çünkü Ali de yemek istemiyor. O da hani 2 gün 3 gün üst üste et yiyince bizim pek canımız istemiyor. Küçükler istiyor, çocuklar istiyorlar. Ben de o yüzden onlara göre yaptım. Diyorum ya yani, artık hem de çok sıcak, sıcakta böyle artık böyle etli yağlı bir şeyler görmek istemiyorum. Vallahi çocuklar istedi diye yaptım bunu. Ben diyorum ya, böyle yoğurtlu mantı yiyeceğim ben. Mantı diyorum, pardon, makarna. Bugün de böyle hafif geçirelim. Her gün etli yağlı insana ağır geliyor artık. Yeter bence. Altını kapatıyorum artık. Hemen masamı hazırlayalım. Çimen, çimen. Seni birazcık şuraya koyacağım oğlum. 2 dakika burada dur, tamam mı? Biz yemek yiyene kadar. Tamam mı kuzum? Şöyle açayım masayı. Makinamda bitmişti. Bardakları falan çıkarayım.
Tamam, bir dakika. Ne oldu oğlum? Gene şöyle. Gerçi. Ali sen yiyecek misin şimdi bir şey? Ben. Anne biraz önce bir şeyler yedi. O yüzden bugün böyle biraz yemek düzensiz oldu. Şimdi bayram da olsa Ali çalışıyor. Sabah 9.30'da geldi. Hiç dedi yemek yemek istemiyorum dedi. Çok yorgunum çünkü limana gemi gelmiş. Hiç böyle 5 dakika dinlenmeden çalışıyoruz dedi. Bir de gündüz de kurban etiyle falan uğraştığı için hiç bir yani böyle 2 saat ya uyudu ya uyumadı işe gitti. Ona mı takayım? Bak. Ondan dolayı kızım da çok şey oldu. Annesi hadi. Üstüne taktım. Arkadaşlar. Tamam mı? Güzel oldu mu? Dur dur tamam. Suyumuzu falan çıkaralım. Çocuklar. Hadi. O soğumamış. Bunu çıkaralım. Hem de o az. Şimdi ne çıkaralım başka? Çocuklar siz kola mı içeceksiniz? Onlar kola içer. Kavurmanın yanına illaki kola içerler. Ha? Tamam. O kızım o bir şey değil. Bırak onu. Hadi geçin. Hadi çocuklar sofraya. Kızım hadi dolabın önünde bekliyorsun ya. Hadi. O tadını merak ediyorsan ben bak bir dayayım onun tadına sana. Baktırayım onun tadına sana. Sonra birazdan baktırırım tamam mı? Yakup sen niye et yemiyorsun? Yok. Bak Yakup'a böyle et koydum üzerine ketçap mayonez de sıktım. Önce yiyeceğim dedi. Şimdi yemiyor makarna yiyeceğim diyor.
Önce ben neden yemiyorsun? Çok aç kaldım. Ya kal. Güçlenmem lazım. He? Niye yemiyorsun? Sen ne yiyorsun şimdi? Yakup. Et daha faydalı ama et yemen lazım. Yakup. Et yemen gerekiyor. Ama et daha faydalı. Et yersen büyürsün. Kocaman olursun biliyor musun? Et yersen büyürsün, kocaman olursun. Nereye gidiyorsun? Görüyorum anneciğim. Görüyorum anneciğim. Nereye? Gitti. Hangi şehirde yaşıyorsun? Kızım. Senin de et yemen gerekiyor anneciğim ya. Aylin de et yemiyor teyzeleri. Aylin'e Aytu yine biraz yiyor çok şükür. Aytu diyorum pardon. Yakup yiyor da. Kıyma falan yiyor, kıyma kavurması veya işte ekmekle beraber verdiği zaman eti yiyor ama Aylin yemiyor. Sadece lahmacun yiyor. Lahmacun yiyorsun ya. Lahmacun, pilav. Et olarak et. Bir de uzun köfte yiyor. Anne, bir şey soracağım. Efendim. Nerede bak söyle. Et demiştim. Hangi şeyde? Olsun, o kadar. Yakup yemeği bıraktı geldi buraya. Babasıyla oyun oynamaya geldi. Daha tabağın bitmedi. Üstünü de kirletmişsin. Üstünü falan değiştirelim senin. Sildi. Baba sildi mi elin yüzünü? Hı. Ama şortun kirlenmiş. Bluzun kirlenmiş. Kurudu. Kurudu. Bluzun kurudu. Kurudu mu? Hı. Sarmaşığımı görüyor musunuz? Ne güzel uzadı da uzadı maşallah. Çok çabuk büyüyor bu ya. Çok güzel. Biraz daha şu kıvrıldı. Bunu şöyle yapsam şey olur mu acaba, düzelir mi? Uzadı bakalım bayağı bir. Ses ne ya? Ha? Bu da o gün tozluydu. Çok tozluydu. Vallahi çeşmenin altına tuttum. Bir güzel yıkadım bunu.
Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik ve bütün bulaşıkları yıkadım. Artık içeri geçeceğim biraz. Bulaşıklar yıkandı. Bunlar böyle bir suyunu süzsün. Onları kurulayacağım. Makineye çamaşır hazırlamıştım ama yarın çalıştıracağım. Yarın sabah çalıştıracağım. Çünkü artık saatten sonra çamaşırla şunla bununla hiç uğraşacak halim yok. Masayı falan da sildim. Zaten ortalığı toparladım. Bir orada bir paket kaldı biraz sonra. Ali şöyle bir... Dün şok markete gitmişti. Gitmiş şok marketten Lipton'un bergamot aromalı çayını almış. Ben bergamot aromasını seviyorum ama evdekiler sevmiyor. Evdekiler sevmediği için değiştirdim. Gitti bugün değiştirdi. Allah'tan fişi atmamıştım. Genelde atmamaya çalışıyorum fişleri. Yani şöyle birkaç gün atmıyorum kullanana kadar hani. Sonra sonrasında atıyorum. Böyle sonra gitti artık Lipton'un normal çayını aldı. Bunu şimdi şurada dursun. Bunu birazdan kavanoza boşaltacağım. Büyük 5 kiloluk bidona boşaltıyorum. Şurada az bir şey bir makarna kaldı. O da Yakup'un tabağı, kaldırmadım. Ara ara ona böyle bir çatal, iki çatal böyle yedirip onu bitirmeyi düşünüyorum. Bitirsin. Bu arada ben bugün sabah buradaki halılardan bir tanesini kaldırdım. Makineye attım, yıkandı. Terasa serdim. Şu koridordaki halıya da Yakup sabah kola döktü. Sildim. Silince geçmedi. Geçmeyince artık onu da topladım. Halbuki ben onu yeni sermiştim daha. Temizdi. Bayramdan önce sermiştim. Onu da topladım. Makineye attım. Diğer eşi vardı bunun. Onu serdim. Tabii süpürdüm. Sildim her yeri yine her günkü gibi. Kalan tek halıyı, mutfağın tek halısını böylemesine serdim. Şimdi bu yaz boyunca ikincisini sermeyeceğim. Yarın üst kata serdiğimi buraya sererim. Bu da kirli. Bunu makineye atarım. Ama yaz boyunca kışa kadar mutfakta bir tane sadece tezgahın önünde bir halı kalsın. Yeter bu şekilde. Böyle yazın böyle kullanalım diyorum. Artık ben şu mutfağın ışığını da kapatayım. Vantilatörümüzü de kapatalım. Çocuklar bilgisayarda video izlemek istediler. İyi dedim hadi izleyin. Onlar öyle bilgisayarda kendi kendilerine oynasınlar. Vallahi bazen böyle esinti duruyor. Videolarını izlesinler diyorum. Çektim perdeyi şöyle kenara. Dedim hava gelsin bunalıyorum. Arada böyle şey oldu mu? Rüzgar esinti durdu mu? Nem basıyor, sıcak basıyor. Ay benim bu kaktüsüm de maşallah maşallah. Bundan şu bir iki böyle ay elime de şunun dikeni battı. Çoğaltayım diyorum. Bu çiçek açıyor mu bilmiyorum. Siz takipçilerim benim gibi çiçek severler, kaktüs severler. Elinizde bu kaktüsten var mı? Varsa eğer çiçek açıyor mu beni bilgilendirir misiniz? Ay şöyle dışarıya bakalım. Anneciğim onu lütfen. Lütfen. Şöyle azıcık arka bahçelere, arka sokaklara bakalım biraz. Pencere demirlerinden de. Buradan otoban görünüyor. Ama tabii siz görmüyorsunuz. Şu an ben görüyorum otobanı. Ay yeni kumru gelmiş. Görüyor musunuz? Ay yarabbi. Ben bu kumrulardan vallahi bıktım desem yeridir. Vallahi usandırdılar. Poşet dediniz, poşet bağladık. Bakın bir tane orada poşet bağlı, bir tane üstte poşet bağlı. Yok anam, CD dediniz, CD koydum. Yok anacığım, ben bunlardan kurtulamıyorum. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Kafayı yedim diyebilirim. Şuna bak hele. Gene gelmiş. Vallahi bak, koymuş gene şeyleri. Bak ya Aytu ya, gene gelmiş. Ben ne yapayım? Bu saksılara... Yuva mı yapmış? Yuva yapmış da yumurta koymuş mu koymamış mı bilmiyorum. Kalkınca belli olur. Sanki koymuş gibi. Altta böyle beyaz bir şey görünüyor gibi de. Öf. Gerçekten artık çok sıkıldım bu durumdan ya. Hep bu saksıları buradan kaldıracağız oldu. Buraya saksı koyamayacağız onu anladık. Bir de şuraya yapmaya çalışıyorlar da hep. Nereye? Sen oradan iner misin? Ne yapıyorsun? Bak hep şuraya yapmaya çalışıyorlar.
Yok, oraya yapamıyorlar. O kaktüs ya, kaktüsün üzerine yapamıyor. Yok, böyle rüzgar esiyor, düşüyor. Kaktüsün ben atıyorum anne. Böyle bir şey olmadığı için. Bak gene gelmiş işte. Bence ama bu aynı kuş. Burayı öğrendi. Yani farklı kuşlar değil. Aynı kuş. Burayı öğrendi artık yani. Sürekli geliyor buraya, yapıyor yuvayı. Biz bozduğumuz için her zaman geliyor buraya, yapıyor. Vallahi ben de ne yapacağım, bir şaştım kaldım artık yani. Bana bir akıl verin. Gerçi diyorum ya, poşet bağla dediniz, bakın pencereye poşet bağlamışız. Bir de bakın şuraya da bağlamışız. Şurada. CD dedik, CD. İki yere bağ koydum CD. Yok. Hiçbir şekilde faydası olmuyor. Hiçbir şeyin faydası olmuyor bu kumrulara. Bir yeri kendilerine yer edindilerse tamam, artık yok yani. Başka şeyi yok. Ay, neyse artık. Gideyim ben de biraz oturayım. Of of, bunlar da keyif yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Ha? Bakın buralara yuva yapamıyorlar. Çünkü buraya geldi mi biz sürekli hemen kovalıyoruz. Hem bu pencere olsun hem o pencere. Gözümüzün önünde olduğu için hemen kovalıyoruz. Ama işte o pencereyi her gün her an görmüyorum. Bir bakıyorum yuvayı yapmış. Yumurtayı da koymuş bile. Zaten var ya, yuvayı yapmasıyla yumurtayı koyması bir saat sürmüyor inanın. Çok hızlılar. Thank you.
geldi ya, artık düğünler de başladı. Bizim eve de yakın düğün salonu var zaten. Çocukları yüzme havuzuna götürdüğümüz yer. Hem düğün, Tamam. Hem düğün salonu, hem yüzme havuzu. Bir dakika bekle Yakup, tamam mı oğlum? Orada gündüzleri yüzme oluyordu, akşamları da havuz kenarında düğün oluyor. Şu an orada düğün var galiba. Artık yaz geldi, hemen hemen yani. Genelde perşembe, cuma, cumartesi, pazar oradan bir düğün sesi geliyor hafif hafif. Şu anda da bayağı bir ses var. Bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için, yorum yaptığınız için, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.